Bugün farklı bir içerikle koyun yayıyoruz. Davardayız. Keçi, koyun. Bizim kameraman Halil'in dedesinin davarı bunlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Yaklaşık 140 adet. Bayağı. Şimdi biraz hem gidelim hem sohbet edelim. Girişi oldu, röportaj yapıldı. He, şimdi girişi yaptık. Çekiliyor mu? Çekiyor mu? He, çekiyor şu an. Davara yakın gidelim o zaman. Halil mi kameraman? He, genelde Halil kameraman olur. Ben anlatıcı olurum. Arkadaşlar, Çoban Bey İdris dede, koyunlarımızın cinsleri nedir? Kârları var mıdır? Koyunların cinsi karışık. Sakız, kıvırcık, merinos. Keçiler ne diye geçer? Keçiler de karışık. Kara keçi, halep, seanen ve tiftik. Duydunuz arkadaşlar dedemizden. Böyle bir ırk bir cinsi diyorsun. Aynen. Koyunlarımız gayet sağlıklı, güzel. Burada kuzularımız var. Bunun yanında kuzular başak yiyince kendini toparladı. Seçime gidecek 60 tane erkek kuzu var. Halil önüne geçmeyelim oğlum. Kenara gel, şöyle gitsinler kenardan kenara. Niye yiyecektim de toprağı? He? Toprağı yiyecek. Böyle arkadaşlar davarımız. Tavuk gübresi. Arkadaşlar. Sen uzaktan çek. Şöyle bak, Çalatay şöyle geç. Bak şöyle. Arkadaşlar. Şu anda Bolu Bulanık köyündeyiz. Davarımızı gidiyoruz. Mazlayı da çeksene bak annesi. Böyle. Nadas tarlalar var. Böyle. Farklı farklı içerikler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun, like atın. Arkadaşlar sizler için Düzce'den Bolu'yu, Bolu'dan daha farklı farklı Ankara'ya kadar çekmeye çalışacağım. Bu yüzden emeklerimizin karşılığını almamız için abone olun, like atın. Daha şu anda hiçbir kazancımız yok. Davar kalmış bir tane. Geliyor. Dede arkamda davar kalmış. Arkadaşlar böyle. Lütfen emeğe biraz saygılı olun. Aa, bir tane daha çıkıyor. Dede! Anam gene çıkıyor. Nasıl? Kalmış İdris dede. Onlar geldiler. Karşıya geçtilerden oraya gitti. Tamam İdris dede. Gel böyle. Arkadaşlar davarımız böyle. Biraz enerjisini atamamış oldukları için durmuyorlar. Mesela şimdi ülkemizde Bolu bu taraflarda genelde şey yapılır. Gel böyle gel. Gel. Bırak bırak gel gel, onlar otlayacak gel. Buralarda tavukçuluk, işte koyun, büyük baş, küçük baş, ondan sonra ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Buralar nadir yağış alır. Çok fazla yağış almaz arkadaşlar. Bu yüzden küçük baş buraya iyi uyum sağlamıştır. Arkadaşlar öyle işte. Ben de fazla konuşamıyorum. Çünkü çok da bir şey bilmiyorum. Buraya koyun gübresi dökmüşler. Şurada koyun şeyleri var. Pef, leş gibi kokuyor. Şöyle davarımız burada. Arkadaşlar daha fazla içeriklerin gelmesi için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar gelelim şeye. Hayvancılık mı daha karlıdır? Tamam. Büyükbaş hayvancılık mı daha karlıdır? Küçükbaş hayvancılık mı daha karlıdır? Arkadaşlar büyükbaşta
ne kadar yem maliyetlerini düşürürseniz o kadar kâr edersiniz. Büyük başta yem maliyetleri düştükçe kârınız artar. Ama küçük başta ise yem maliyetleri oldukça düşük olduğu için küçük baş biraz daha bu taraflarda tercih ediliyor. Küçük başın biraz daha maliyetleri düşük. Ama yani büyük başla aynı seviyede. Tabii bu hususların içinde ırk, yer falan filan unsurları yine yer almaktadır. Bakın ne güzel koyunlarımız. Yani ülkemiz adeta bir cennet gibi. Gel fış, Halil gel. Geliyor. Buradan beri gidelim. Arkadaşlar video biraz uzun oldu çünkü röportaj yapamadık Çoban Bey'le. Hiç böyle. Geliyor. Çıktı o, gel. Şöyle. Arkadaşlar, böylece bir videomuzun daha sonuna gelelim. Gel Halil. Video biraz amaçsız oldu çünkü sürekli hızlı gitmemiz gerekiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizin için Bolu'ya bile geldim. Siz de benim için oturduğunuz yerden bir parmağınızı oynatarak like atıp abone olacaksınız. Bu kadar basit. Gel lan gel. Haydi arkadaşlar, görüşmek üzere. Şimdi keçilerden birazcık konuşmadan kısa görüntüler alıp videoyu bitireceğim. Sen giriş yaptın mı? Bitiriyorum İdris dede.